İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Geç aldı selamını. Bir gün Hazreti Osman, bir akşam vaktiydi, Ömer İbnül Hattab'ın ziyaretine gitti. Selam verip oturdu halifenin yanında. Lakin o selamını almadı zamanında. İki kandil var idi önünde halifenin. Biri devlet malıydı, öteki ise kendinin. O ara Beytülmal'in kandili yanıyordu. Anladı ki devlete ait iş yapıyordu. Az sonra o kandili söndürdü İbnül Hattab. Öbürünü yakarak selama verdi cevap. Lakin geciktirmişti selamı az bir zaman. Bu işi merak edip sordu Hazreti Osman. Dedi ki, ey halife, selam verdim girince. Niçin geç cevap verdin işini bitirince? Buyurdu ki, ya Osman, az önce yanan kandil Beytülmal'e aitti, şahsımın malı değil. Sen odaya girip de tam selam verdiğin an, devletin bir işini yapıyordum o zaman. Beytülmal'in kandili yanıyordu önümde. Onu hiç şahsım için kullanmadım ömrümde. Az bir işim kalmıştı. Bitirip hemen onu, söndürdüm akabinde Beytülmal'in mumunu. Benimkini yakarak cevap verdim haliyle. Lakin biraz gecikti, hakkını helal eyle. O zaman senin ile olsaydım alakadar, o kandil şahsım için yanacaktı o kadar. Fakat o benim değil, bu devletin malıdır. Onda tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Şahsım için birazcık kullansam onu eğer, yarın mahşer gününde ne cevap verir Ömer? Bir günde bir Müslüman kızarak zevcesine, geldi hemen Hazreti Ömer'in hanesine. Zira sinirlenmişti hanımına begayet. Geldi ki halifeye etsin onu şikayet. Lakin o varır varmaz tam kapının yanına, içerden bazı sesler erişti kulağına. Zevcesi halifeye bağırıp duruyordu. O ise sükût edip hiç cevap vermiyordu. O bu hali görünce düştü büyük hayrete. Zira o zevcesini gelmişti şikayete. O anda hanımını vazgeçti şikayetten. Kapıyı da çalmayıp geriye döndü hemen. Lakin Hazreti Ömer görünce gittiğini, çağırıp sual etti ne için geldiğini. Dedi, gelmiş idim ki ben zat-ı âlinize, hanımımdan şikayet edeyim biraz size. Velakin içerden duyunca o sözleri,
Bu fikrimden vazgeçip kapıdan döndüm geri. Ona Hazreti Ömer buyurdu: "Ey Müslüman! Zevcemin üzerimde hakkı vardır her zaman. Her türlü hizmetimi severek yapar benim. Ben de kusurlarını bağışlar, affederim." Dedi ki: "Öyleyse affettim ben de onu. Artık görmeyeceğim zevcemin kusurunu." Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına 4 şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak buyuruyor Muhammed bin Fadıl rahmetullahi teala aleyh. Bir mahalle hadis-i şerif de zikrediliyor kitaplarda. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine de mani olmak. Bugün Müslümanların başına gelen felaketin sebeplerinden birisidir bu. En büyük sebeplerinden birisidir bu. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Çay kahve yok. İdare ediyoruz. Hocam, benim size iki sorum olacaktı. Buyurun. İlk sorum, biz 28 bine bir traktör satın aldık. Ve bu traktörü 35,5'a anlaşmalı olarak, mesela alıcı bir yıl sonra bize parayı ödeyecek. 35,5'a sattık, adam bir yıl sonra parayı ödeyecek. Bu sürekli aklımızda bir tereddüt. Acaba faize giriyor mu, girmiyor mu? Yol yakınken dönelim mi, dönmeyelim mi? Peki efendim. İlk sorum bu. İkincisi de, ben kiracıyız biz. Oturduğumuz evin tuvaleti kıbleye bakıyor. Bizim bunda bir günahımız, bir vebalimiz olur mu? Peki efendim. Teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Buyurun. Amin hepimize. Hocam, öncelikle sizden hem benim için rahatsızım biraz hocam, hem de ailem için dua istiyorum. Cenab-ı Hak sıkıntılarını ayrı teptil etsin, sıhhat afiyet versin size de, ailenize de, bütün alevi İslam'a ve memleketimize. Cenab-ı Hak dertlerden, belalardan muhafaza edip Amin. Selamet ihsan etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Çok sağ olun. Hocam, size iki sorum var. İlk sorum hocam, hamile kalmak isteyen bir kadın, Meryem suresinin 19, 21, 22 ve Yasin suresinin 82, 83 ayetlerini bir kağıda yazıp zemzem suyuna koyup Rabbime dua edip içerse Rabbimden şifa bulunur deniliyor hocam. Size sormak istedim hocam. Bir de Meryem suresinin faziletlerini söylerseniz, bir de hamile kalmak isteyen bir kadın okuyacağı özellikle bir dua var mı hocam? Bunu sormak istiyorum. Peki efendim. İkinci sorum da hocam, annem namaz kılıyor. Namaz kılarken Rabbena'nın peşine Rabbena Firli duasını okuyor. Anneme dediler ki bunu okumasan da olur. Annem tereddüt etti. Acaba okumasa iyi olur, yani okumasa olur mu hocam? Sormamı istedi annem. Hani sor. Peki efendim. Oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Yapımda yayında eme geçenin Allah Teala razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun efendim. Birinci sorum hocam, ben geçen sizden duymuştum. Sesli sessiz okunan hangisi acaba namazların, sabah, öğle, akşam, yatsı diye? Ben bilmiyordum. Yok, sizi ilgilendirmez zaten o. Öyle mi? Hı-hı. Tamam o zaman. Merak ettim yani. Hem bir de secdeyi falan deyince. Yok, sessizce okunur. Cemaatte kılınırken sesli okunan yerler, tek kılınırken sesli de okunabilir. İzin verilmiştir. O kadar. Anlatacağız efendim. Sağ olun hocam. Mevlid karnesinde oruç tutuluyorum hocam. Peki efendim. Bu kadar sorularım. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
Efendim, ilk dinleyicimiz biz dedi 28 bin liraya dedi. Öyle dedi herhalde, bir traktör mü aldık dedi. 35'e de sattık. 35'e de sattık dedi. Bir sene sonra almak üzereydi. Bu dedi hani faiz olur mu? Ne faiz olacak sen? Bunun herhangi bir şeyi yok. Kar yapmış. Kar yapmış. Karda da sınır yok dinimizde. Ha, dinimiz bir ölçü bildirmiş. Aldatmak ve aldanmak da yok. Adam mesela geldi dedi ki arkadaş git yerinden alırsan 28 bin lira bu. Ama bizden alırsan bir sene sonra ödeyeceksin, taksitle ödeyeceksin 35 bin lira. Adam düşündü taşındı falan. Ha, dedi ben dedi, şimdi o kadar param yok. Bir sene içerisinde ben o traktörle de bir sürü iş yaparım. Dedi kabul etti ben bu fiyatı dedi. 35'i de aldı. Ya ben İstanbul'dan bir misal vereyim. Mesela diyelim ki İstanbul'un meşhurdur. Tahta Kalesi. Geçti şimdi değişik yerlere yayıldı. Eski havası yok Tahta Kalenin ama eskiden Anadolu'nun çeşitli yerlerinde falan bilinirdi bu. İstanbul'un her semtinde bilinmez ama Tahta Kale bilinirdi. Niye? Aradığın her şey orada bulunuyordu. Öyle bir yerdi yani İstanbul. Şimdi adam gitti Tahta Kale'de toptan mesela diyelim ki bir tükenmez kalem aldı. 50 kuruşa aldı. Bizim de oturduğumuz yer Büyükçekmece'ye yakın, aynı şekilde Beylikdüzü'ne getirdi adam. Eminönü'nden aldı, Tahta Kale'den aldı. Adam toptan 50 kuruşa aldı, geldi. Orada 150 kuruşa satıyor. Ve hatta 2 liraya satıyor mesela. Bir mahsur var mı? Yok. Aldatmak yok. Ama biri sordu. Adam derse ki 2 liraya satan adam. Ya zaten 190 kuruşa aldık, 10 kuruş bir kar edeceğiz falan, onu da öldürmeyin falan diyorsa yalan söylüyor. Aldatıyor. Ha derse ki ya Eminönü'nde bu 50 kuruş. Git arkadaşı oradan istediğin kadar alır gelirsin. Adam şimdi bir düşünür. Ben der Büyükçekmece'den veyahut da aynı şekilde Beylikdüzü'nden çıksam, otobüse binsem, o an sana metrobüste gitsem, oradan ineceğim, tramvaya bineceğim, tramvaydan ineceğim, oraya gideceğim. Kendi arabasıyla bile gitse. Kendi arabasıyla zaten giremez o trafikte. Benim der bir günümü halleder. Yani kendi arabasıyla gitse astarı yüzünden pahalıya mal olur. Dolmuşlarla veya metrobüste tramvayla falan gitmiş olsa yine vereceği parayı bir hesap eder falan. Tam da arkadaşlar 2 lira alıyorlar. Çünkü daha karlı. Peki adam oraya kadar getirmiş. Şimdi bazen böyle haberlerde benim dikkatimi çekiyor. Efendim işte Adana'da, Antalya'da, Mersin'de işte portakal 50 kuruşmuş. 25 kuruşa da vardır. Olabilir. Mümkündür. Burada niye 5 lira? Mesela misal olarak söylüyorum. İyi arkadaş sen de git arabanla doldur. Bağcının arkasını doldur portakalı al getir. Adam düşünecek. İstanbul'dan Altamira'ya gidecek arabayla. Ne kadar benzin yakacak. Tabii ben bunları anlatırken Allah rahmet eylesin. Rahmetli annem hatırıma gelirdi. Onun bir elmalığı vardı falan. Biz böyle şey gittiğimizde o zaman Balıkesir Gönen'deydik. Gittiğimizde kadıncağız böyle abine doldururdu sepetlerle, çuvallarla. Ya anne yapma bunu falan. Sırtında mı götüreceksin? Otobüs götürecek ki. Ya ben sırtımda getirmeyeceğim. Neyse otobüs senin evine kadar götürmüyor bunu. Taksit tutacağım. Yani dedim senin koyduğun bir sepet elma. Ben bir taksit tutacağım. Eğer şey olmasa bu sepetler ve bir çuval olmasa ben taksit tutmayacağım. Ya enkiçeyim. Ama taksiye vereceğim para bu çuvaldaki elmanın iki mislini alır. İki misli elma alırım ben ondan. Bak kendi arabamla değil. Ama sen şeyde İstanbul'dan kendi arabanla Antalya'ya git. Antalya'ya git. Bağajda doldur. Ondan sonra gidiş geldi ne kadar benzin yaktın. Ondan sonra de ki arkadaş ben ne kadar portakal alırdım burada. Hatta 5 liradan ne kadar alırdım bir ölçüsünü yap. Dolayısıyla insan bir şey konuşurken böyle afaki konuşmamalı. Tamam orada ucuzdur. Ama o bedava gelmiyor ki. Şimdi nakliyeciler mesela kamyoncular var. Onlar da aynı şekilde Allah-u Teala'nın kulu. Allah-u Teala razı olsun kendilerinden. Gece gündüz demeden oradakileri efendim parayla getiriyor. Getiriyor ama netice itibariyle istirahatında bir fedakarlık yapıyor. Neticede bize hizmet ediyor. Parasıyla da yapmış olsa bize hizmet ediyor. Allah-u Teala hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak kazadan beladan korusun onları da. Dolayısıyla yani afaki olmama kaydı şartıyla yani aldatmamak. Tamam arkadaş Antalya'da 50 kuruş git oradan al gel. Ama ben buraya getirdim masraflanmam 5 lira. Dinimiz buna aynı şekilde faiz demiyor. Çok kimse bunu faiz oluyor. Ne alakası var bunun faizde? Bu kârdır. Bu kadar kâr edilir mi? Edilir. 1 liraya aldığını 500 liraya satabilirsin.
kerahat yok. Ama aldatmamak, kandırmamak kaydı şartıyla buyuruyor. Efendim, bununla ilgili olarak bir dinleyicimiz de faiz konusunda özellikle hani çok farklı kıyas yapmış kendince. Diyor ki işte bankaya para koyuyorsun, onun bir getirisi oluyor. Ev aldım diyor, kiraya verdim. Onu da diyor kira diyor, getirisi oluyor. O da faiz oluyor mu? Hiç alakası yok onun. Hiç alakası yok. Parayı sen ev yaptım diyorsun. Bir emek verdin, masraf ettin, bir yatırım yaptın. Ama bankaya koyduğun parayı da hiçbir yatırım yapmıyorsun ki. Sadece aynı şekilde oranın vermiş olduğu fazlalığı aynı şekilde. Sen ortaksın orada. Paraya para veriyor orada. Paraya para veriyor. Dolayısıyla paraya para vermek, dinimiz men etmiş onu. Bunun adına da faiz denmiş. Caiz değil. Ama öbürü öyle değil. Evler yaptırdın, dükkanlar yaptırdın. Hatta arabalar aldın. Bunları kiraya veriyorsun. Herhangi bir mahsur söz konusu onları değil. Onları kiraya vermekle, onlar da bir şey taşıyıp para kazanmak aynı şey. Aynı şey. Bu bir, ikincisi bir de senin para bankada durduğu müddetçe rahat uyuyorsun. Ama ev kiradayken kira geliyor ama rahat uyuyamıyorsun. Niye? Ev yıpranıyor. Ev hasar görüyor. Her kiracı oturduğu zaman bir şeyler aynı şekilde götürüyor. Dolayısıyla senin zararın da var aynı zamanda. Ve oraya da bir sürü de yatırım da yaptın. Para da verdin. Yani ikisini birbirine karıştırmamalı. Yani ticaretle parayı ve hatta para olarak kullanılan şeyleri herhangi bir elinin taşının altına koymadan onlara getiri elde etmek, onu dinimiz men etmiş. Efendim dinleyicimiz bir de dedi ki evde dedi tuvalete ile kıbleye karşı dedi. Ne yapacağız? Sen onu çeviremezsin. Sen kendine göre formül bulacaksın üzerinde. Yani kendin döneceksin. Yapacak başka bir şey yok. Bunlar böyle yaptı, ne yapalım denmez. Mesela efendim gittin lokantaya, adam getirdi aynı şekilde senin bardağına bira koydu. Ne yapalım canım, o koydu, biz de içtik. Benim günahım ne denmez. O denmez. Adam evi yapmış, tamam evi yapmış da onu düşünmemiş. Ne mimarı, ne yapanı. Zaten onlar hatırına bile gelmez. Hatırına bile gelmez. Din unutulduğu için, çünkü Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri hani Müslümanların başına o zaman felaketler geliyor da efendim diyor, ümmeti Muhammed'e dua edin. Ümmet gösterin de dua edelim buyuruyorlar. Ümmet gösterin de dua edelim. Yani durup dururken bela ve musibet gelmez ama insan üzülüyor tabii. İnsan üzülüyor. Şimdi mesela Suriye'dekilerin başına gelen, Irak'takilerin başına gelen, daha önce Afganistan'dakilerin başına gelen, o sana şeyde Bosna Hersek'te Boşnakların başına gelen, üzülmüyor muyduk? Üzülüyorduk. Halep'te mesela. Şimdi Halep'te üzülmüyor musun? Üzülüyoruz. Dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki, lazımdır ki Allah-u Teala bize çok büyük bir nimet ihsan etmiş. Bu nimet nedir? Din, İslamiyet'tir. Ve İslamiyet'te 73 fırkadır. Bunun doğrusu Ehl-i Sünnet'tir. Mesela Suriye'dekiler Ehl-i Sünnet'ti. Halep özellikle. Dolayısıyla bunlar mezhepleri terk ettiler. Mezhepleri terk edince, şimdi Türkiye'de vardı böyle. Efendim işte Humeyni sarığına sakalına aynı şekilde aldandılar, bilmem ne yaptılar. İşte Halep'te Sünni kökenleri katledenler onlardır. Doğru. İran'ın askerleri. İran'ın askerlerdir. İran'ın bugüne kadar Müslümanlara bir faydası dokunmadığı gibi hep zarar vermiştir, hep katletmiştir. Yani adam hani ben Müslümanım falan hani şey koyuyor işte İslam Cumhuriyeti falan yani sadece şov yapıyor adam. İslamiyet'te bir alakası yok, başına sarık takıyor falan, hiç alakası yok. Ayağının altına Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in ismini yazarak onlara hakaret eden insanlardan bir medet ummak veyahut da onlardan bir şey kullanmak. Bugüne kadar hep İngilizlerle, Yahudilerle, kiliseyle işbirliği yapmıştır. Müslümanlar ne zaman bir hamle yaparsa bu arkadan vurmuştur bunlar. Daha doğrusu onların o Şiiliğiyle bir kalkandır. Adam esas yani Pers devleti. Mecusilikten vazgeçmiş değiller. Adetleri, şeyleri de. Hani kılığı, kıyafeti bilmem nesi falan filan öyle gösterse de öyle değildir. Dolayısıyla Müslümanın akıllı olması lazım. Oradakilerin de aynı şekilde inşallah Cenab-ı Hak hidayet nasip eder. Ve Türkiye'dekilerin de oturup takkesinin önüne koyup bir düşünmesi lazım. Peki efendim ben bilemiyorum. Bilebilmemiz için de altyapımız olması lazım. Biz yıllardır mesela TGRT FM'de Türkiye Gazetesi olarak ve Hakikat Kitabı'nın kitaplarını durmadan aynı şekilde Türkiye takviminde de boşuna aynı şekilde feryat etmiyoruz ki. Hani mektubatta var, hafızın feryadı boşuna değil. Bunlar elden gidince Allah-u Teala bela gönderiyor.
sen sahip çıkmazsan, Allah-u Teala'nın aynı şekilde bildirdiği o dine doğru olarak yapışıp onu yerine getirmezsen, Allah-u Teala bela ve musibet gönderir. Ha, bu daha önce aynı şekilde hülâhuyla geldi. Kitapsız kafir, müşrik hülâhuyla geldi. Şimdi aynı şekilde neydi belirsiz, aynı şekilde Şii midir, Nusayri midir neyse onlarla onlarla gönderiyor onların başına. Geliyor, Daesh'la gönderiyor, bilmem neyle gönderiyor falan filan. Yani bir kafiri senin başına musallat ediyor. Cezadır o. Allah-u Teala memleketimizin de o duruma düşmemesi için çok uyanık olmamız lazım. Dinimizi doğru olarak öğrenmeli ve kenetlenmeliyiz. Ve dost mu düşman mı hain mi? Yani bu kitaplar okunduğu zaman kimin dost kimin düşman olduğu hemen çıkar. İşte daha yeni uyandı falan. Aa Fethullah Gülen falan filan. Fethullah Gülen de arkadaş Diyanet'in içerisinde Fethullah Gülen gibi niceler var hala daha. Hala var daha. Kiliseye gittim de İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi tanırım ben. Bakanlık yaptı bu adam. Ve kiliseye gittim de orada ben aynı şekilde rahatladım diyenler var. Anası babası Müslüman mıdır ama din iman kalmamış. Ya İngiliz olmuş, ya Fransız olmuş, ya Yahudi olmuş, ya bilmem ne olmuş bunlar. Dolayısıyla din adamlar içerisinde var. Ama işte Fethullah Gülen'e Diyanet doğru dürüst cevap verebildi, veremedi. Niye veremedi? Yok ki elinde. Çünkü Fethullah Gülen dediğini onlar da diyor. Onlar da diyor. Onların içerisinde de ya da itikadı bozuk olunca, itikadı bozuk olan insanı zaten doğru dürüst aynı şey bir şey olmadığı için çok rahatla ikna etmek, çok rahatla satın almak, çok rahatla yönlendirmek mümkündür. Bütün aynı şekilde tarih boyunca bunlar ola gelmiştir. Dikkat ediyorsun. Efendim bir din adamı kılığında girmiştir. Sapıktır adam. İtikadı bozuktur. Hindistan'da mesela Kadiyanilik denen bir şey uydurmuşlardır. Bir şey uydurmuşlardır. Arkasındaki güce bak. İngiliz. Mesela hala Türkiye'de bu Hamidullah'a hayranlık vardır. Hintliydi bu adam. Ya Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor bu adam. Peygamber Efendimiz'e hakaret ediyor. Ve ilk defa İslam Peygamberi diye yazdığı kitabın içerisinde Peygamber Efendimiz için Aleyhisselatü Vesselam ve sıradan bir kimse olarak bahsediyor. Diyor ki işte daha önce diyor Habeşistan'a, Yemen'e falan filan oralar gitmiş, onların kanunlarını falan şey yapmış. Sonra bunların hepsini toplamış. İşte kavmini ıslah ve tecrübeli bir adam diyor. Tecrübeli bir adam. Kur'an-ı Kerim'de o yazdı ya. Kur'an-ı Kerim'de o yazdı. Niye? Adam Fransa'da kendisine oradaki Fransızların İslami ilimleri neyse onlar bir etiket verdiler. Adam Fransa'da yaşadı, Paris'te yaşadı. Bunu söylediğin zaman da bazıları Türkiye'dekiler hop oturuyor hop kalkıyor. Ya arkadaş bizim Hamidullah'la falan bir ilgimiz yok. Bir alakamız yok, alışverişimiz yok. Ama bu adamın kitabını okuyorsun, zehirleniyorsun sen. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını terk ediyorsun. İtikadın bozuluyor. Farkında değilsin. Dolayısıyla evindeyse fırlat at bunu. Seninle ne alakası var yani? Ne alakası var? Niye Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını almıyorsun? Niye ona itibar ediyorsun? Efendim merak için. İnsanın başına da merak gelir. Meraktan gelir ne gelirse zaten. Merak için bakarken küt diye düşebilir insan. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Nefs Namaza Düşmandır. Namaz vakti girince hemen namazı kılmalı, başka şeylerle uğraşmamalı. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini kurtarır. Terk edense dinini yıkmış olur. Ehl-i Sünnet alimleri en büyük günah namaz kılmamaktır buyuruyorlar. Allah-u Teala nefse düşmandır. Nefs de namaza düşmandır. Namaz kılanın nefsi feryat eder. Nefsi namaz kılma diye ısrar eder. Bıraktıramazsa bu sefer bozdurmaya uğraşır. Rekatları şaşırtır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, secdede olduğu zamandır hadisi şerifi gösteriyor ki, namazdayken insan Allah-u Teala'ya yakın olduğu gibi, secdede ise daha yakın oluyor. Buradaki yakınlık, Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmak demektir. Büyük zatlar, cephede kırılan namazın sevabı, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de kırılan namazdan daha sevaptır. Dinimize hizmet edenlerin kıldığı namaz, cephede kırılan namazdır buyuruyorlar. İnsan namazı tek başına kılarsa 1, evde cemaatle kılarsa 27, camide cemaatle kılarsa 50, büyük camide kılarsa 500, Mescid-i Aksa'da kılarsa 5000, Mescid-i Nebevi'de kılarsa 50 bin,
ve Mescid-i Haram'da kılarsa 100.000 misli sevap kazanır ama cephede kılarsa 700.000 misli sevap kazanır. Cephe sadece savaş yeri değildir. Dinimize hizmet edilen her yer cephedir. Bu cephe zaruretsiz terk edilemez. Farzların yanında nafileler deniz yanında damla kadar bile değildir. Her an cephede olduğunun şuuruyla hizmet edenlerin ecri elbette daha çok olur. Çocuklarımızı yanımızdan ayırmamalı. Onların hem abisi hem babası olmalı. Onları iyi yerlere götürmeli. Namazın önemini onlara anlatmalı. Çünkü evladın yaptığı her şey ana babaya misliyle yazılır. İyilik yapıyorsa iyilik, kötülük yapıyorsa kötülük yazılır. Çocukların kalplerini dünya işleriyle karartmamalı, oyuna fazla vakit ayırmamalı, onlara büyük zatların sevgisini vermeli, ilmihal bilgilerini ve Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğretmeli. Çocuğuna Kur'an-ı Kerim okutan ana babaya çok sevap yazılır. Çocuk daha elif harfini okuduğu zaman babasına oğlun bugün Kur'an-ı Kerim'den bir harf öğrendi diye berat götürülür. Babası Kabe'yi ziyaret sevabı alır. Vefat etmişse cennete gider. Müslüman için her gün bir iyi bir de kötü haber vardır. Kötü haber ömrümüzden bir gün daha eksilmesidir. Geçen zaman bir daha geri gelmez. İyi haber de her gün bir günlük daha fazla ibadet edilmiş ve namaz kılınmış olmasıdır. İki arkadaştan biri şehit olur. Diğeri de 6 sene sonra vefat eder. Fakat şehit olandan daha büyük nimetlere kavuşur. Melekler merak edip hikmetini sorarlar. Allahü Teala da daha sonra vefat edenin 6 yıl daha fazla namaz kıldığını ve 6 defa Ramazan ayında oruç tuttuğunu bildirir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, dünyanın 1 saati kıyametin 1000 senesinden daha iyidir. Zira bu 1 saatte salih, makbul bir amel işlenebilir ama o 1000 senede bir şey yapılamaz buyurdu. Burada defter açıktır. Bir defa Allah demekle terazi değişebilir. Orada 1000 defa dense de hiçbir şey fark etmez çünkü defter kapanmıştır. 5 vakit namaz kılan çok şanslıdır. Allahü Teala'nın her çeşit kusurumuza rağmen bizi huzuruna kabul etmesi, bizi sevdiğine alamettir. Namaz günahları temizleyen bir su gibidir. Günahlarından dolayı tövbe etmek her Müslümana farzdır. Tövbeyi geciktirmek caiz değildir. O günahı işlemekten daha büyük günahtır. Tövbe etmek herkese farzdır. Allahü Teala'ya şükretmek, onu anmak, ondan korkmak da farzdır. Çünkü Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları her an gelmektedir. Mesela kısa bir müddet için nefes alıp verme nimetini insanlardan almış olsaydı hepsi ölürdü. Öyleyse nimete kavuşan kimseye o nimeti verenden gafil ve habersiz olması, ondan başkasıyla meşgul olması asla yakışmaz. Bunun için de pişman olmak, ondan özür dilemek, onun beğendiği işlere devam etmek ve onu hatırlamak lazımdır. İşte namaz onu hatırlamaya sebep oluyor. Allahü Teala 5 vakit namazı farz kıldı. Kullarının bu namazları kılarken kendisini anmalarını ve kulluk vazifelerini yerine getirmelerini, 5 vakit namazın dışında kendisinden gafil olmalarına, kendisini unutmalarına kefaret yapar. Yani gaflet suçunu affeder. Eğer bir mümin 5 vakit namaz kılarsa, namaz aralarında da namazı düşündüğü için, mesela sabah namazına kalkmayı düşünerek uyuduğu için, bazen gaflete düşse bile 24 saat Allahü Teala'yı zikretmiş sayılır. Namazın ne kadar büyük nimet olduğu buradan da anlaşılır. Sevgi baht olmuş ezelden bize, sevgi baht olmuş ezelden bize. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ah sizde bir türlü, bizde bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze, ah alaca düşmüş gördüğümüze.
bir türlü, biz de bir türlü. Donlandı dallar bahar olunca, donlandı dallar bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca, ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Güzeli görme boylu boyunca, ah güzeli görme boylu boyunca. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. İstemem versen cihan varını, İstemem versen cihan varını. Gönül nakşetti güle yarını, ah gönül nakşetti güle yarını. Her yüzde görmek dost idarını, ah her yüzde görmek dost idarını. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ey oğul birdir, kalk değilse sor. Ey oğul birdir, kalk değilse sor. Varlık bir gölge, benlik bir pusu. Ah varlık bir gölge, benlik bir pusu. Ne diyelim ki Rabb'in duygusu, ah ne diyelim ki Rabb'in duygusu. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Hemen birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz Meryem ve Yasin surelerinde bazı ayet-i kerimeler okuyup, yazıp suyun içerisinde kadının hamile kalma durumu söz konusu olabilirmiş. Biz muteber kitaplarda böyle bir şey rastlamadık. Tabii bilmediğimiz olmayan bir şey de aynı şekilde söylemek zaten dinde aynı şekilde yara açmaktır. Peki efendim, Sure-i Meryem'in, Yasin-i Şerif'in, Kur'an-ı Kerim'deki her surenin ayrı fazileti var. Çünkü her harfi şifa. Her harfi şifadır. Seyyid Abdülhakim Arvazesi de öyle buyuruyor. Efendim, o niyetle yaparsam Cenab-ı Hak şifa ihsan eder mi? Eder. Peki bu konuda hani çocuk olması için yapılacak şeylerde tabii önce doktora gitmeli, sebeplerine yapışmalı, araştırmalı, gerçekten aynı şekilde tıbbi bir şey var mı, bir rahatsızlık var mı? Onu bir araştırmalı. Ondan sonra dua da gitmeli. Şeyde rahmetli bu Mehmet Oruç'un yazdığı bir kitap vardı. 3 saat 5 gün dua diye. Mesela o kitapta da var. Hani o toplamış çocuk olması için lazım olan şeyler. Ama bunların hepsi sebeptir. Sebeplere tesir gücünü veren de Cenab-ı Hak'tır. Bunları okursun, bunları yaparsın. Doktora gidersin, ilaç alırsın. Hiçbirisinde Cenab-ı Hak şifa yaratmaz. Veya yaratmayabilir. Takdir etmediyse olmayabilir. Ha, sebeplere yapışmak tabii mahsur söz konusu değil. Ve öyle emrediliyor, sebeplere yapışırız. Efendim, dinleyeceğimiz bir de dedi ki namazda kâdî-i ahirede Hanefi mezhebinde olanlar ettehiyyâti Allahümme salli Allahümme barik Rabbena atina, Rabbena firli okunmayacak. Yok, okunmayacak değil. Rabbena atina da, Rabbena ufirli de, Allahümme ecirna minen nar da. Hatta tam ilmihan saadette bir de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim'de Sübhane Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bunu kadi ahirede okuduğu
Orada İmam-ı Rahman Kudüs'e getirir bir şeye cevap verirken onu bildiriyor. Daha doğrusu Sübhane Rabbike ayet-i kerimesinin bazılar değiştiriyor. Sübhane Rabbike'yi Sübhane Rabbina diye değiştirenler var onlara cevap verirken. Orada aynı şekilde bildiriliyor ve bir hüküm bildirilmiş. Kadir-i Ahire'de mesnun olanlar. Ne demek mesnun olan? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömründe bir defa bile okumuş olsa orada. Sünnet olanlar yani. Sünnet olanlar. Okunabilir buyuruyor. Orada bir sınırlama yok. Bazılar burada o mesnun olan kelimesini kaldırıyor. Kendi kafasına göre diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor geçiyor böyle dua ayetleri bunların hepsi okunur. Neye göre okunur? Neye göre okunur? Nerede yazıyor bu? Canım işte öyle değil mi ya? Rabbena atina adayıncık da ayet-i kerime. Bir arkadaşım o okunmuş. Ve kitaplarda, fıkıh kitaplarda geçmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okumuş. İmam Hasan Ebu Hanife Hazretleri tercih etmiş onları. Peygamber sen Efendimiz, kimsin? Peygamber ha. Efendimiz bilememiş. Ha bilememiş. Tabii bu bilgiyi biliyor. Bu aynı şekilde şey. Olur mu öyle şey ya? Dini konu bu. Dini konu. Yani bildirilenler, mesnun olanlar. Varsa bir elinde bir senet hüccet. Burada bu kitapta böyle yazıyor Ehl-i Sünnet alimlerinden ama o zaman diyecek bir şey söz konusu değil. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Geçen dedi bir sesli okunacak, sessiz okunacak. Ben dedi bunu bilmiyordum, kafam karıştı dedi. Yani dedi bir alakası yok onun. Yani şimdi cemaatle namaz kılarken sabah namazının ilk iki rekatı, akşam namazının üç rekat farzının ilk iki rekatında, ondan sonra yatsı namazının dört rekat farzının ilk iki rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sure imam tarafından sesli okunur. Sesli okuması vacip. Sessiz okursa, yani kendi duyacağı sesle okumaya sessiz denir. Öyle okursa secde-i sehiv gerekir. Peki öğle ve ikindinin farzları kılınırken sünnetler değil bu sadece farzlar. Sesli okumaya kalkarsa orada sessiz okuması vacipti. Kendi işleyeceği şekilde okuması vacipti. Sesli okumaya kalkarsa yine aynı şekilde vacibi terk ettiği için secde-i sehiv yapması lazım gelir. Kitaplarda buyuruyor ki bu sabah namazının farzı, akşamın farzı, yatsının farzı tek başına kılınırken de cemaatle kılındığı zaman imam sesli okuduğu için tek başına kılan da bunları sesli olarak okuyabilir. Okuyabilir ayrı. Okunur. Okunur ayrı. Birbirine karıştırmamalı. Yani izin var. İzin var. Efendim okunur işte bu da okunabilir okunur demektir falan diye. Şimdi bizi İmam Hatip Okulu'ndayken bir Hint filmine götürdülerdi. Okul olarak götürdülerdi. Orada tek hatırımda kalan bir şey vardı. Hint filmleri meşhur. Bir kız bir oğlan artık film boyunca oğlan dil döker, şarkılar söyler, aşık. Başka da figüran yok zaten ortada. Oğlan kıza dil döküyor falan. Her seferinde kız hayır diyor. Oğlan diyor ki benim hatırımda kalan. Hayır demek belki demek, belki demek evet demek diyor. Hayır demek belki demekmiş, belki demek evet, evet demekmiş. Tamam. Şimdi biz de mesela konuları anlatıyoruz. Bakıyoruz yani nasıl bir yorum yapılıyorsa işte hoca dedi ki demek istedi ki yani dedi ki ondan sonra da arkasına bakıyorsun. Aa neler söylemişiz. Okunabilir demek, okunur demektir. Okunur demektir. Okunur hoca, demek, okun. Farz demektir. Hoca farz dedi. Terki günahtır. Asana hüküm. Tövbe yarabbi ya. Allah Allah. Aman ha, dini konularda çok ihtiyatlı ve dikkatli davranmak lazım. Bir şeyin sünnet olduğu, farz olduğu, vacip olduğu kitaplarda açıkça bildirilmiş. Kendi kafamıza, kendi şeyimize göre sakın ha. Efendim son dinleyicimiz son bir suali vardı. Mevlid kandilinde oruç tutulabilir mi? Ha bazılar yorum yapıyor orada. Efendim işte o gün sevinç günüdür. Dolayısıyla sevinç günü bayram günüdür. Bayram günü olduğu için de oruç tutulmaz falan diye. İlmihal'de de yazıyormuş. Şimdi oruç tutulmaz diye yazmıyor ama. Yani oruç tutulmaz diye yazıyormuş. Neresinde bir, yazıyormuş? Birisi öyle dedi bilmiyorum. Bir göstersin bize. Biz de bakalım, biz de bir okuyalım. Neresinde yazıyorsa İlmihal'de yazdığını aynı şekilde bir gösterirsin. Şimdi şuradan çıkartırlar belki de sevinçli neşeli günlerde aynı şekilde yemeli içmeli falan gördüm burada böyle diyor dolayısıyla tutulmaz. Gene aynı şekilde hayır demek belki demek belki demek evet demek biliyor musun? Malumunuzdur. Malumunuzdur. Allah Allah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günleri oruç diyorlar.
Sebebini sormuşlar. O gün doğdum şükrünü ifa için buyur onu. E ne buyuracaksın şimdi Vatı Şerife? Ne diyeceğim buna? Soruyorlar niye pazartesi? O gün doğdum buyuruyorlar. O gün doğdum. O günü aynı şekilde şükrünü yerine getirmek için aynı şekilde pazartesi günü, pazartesi, perşembe günleri oruç tutuyorlar. Dolayısıyla kitaplarda yazılmayan bir şeyi hüküm bildirilmeden oradaki ifadelerden mesela tavsiyeden hüküm çıkartıyorsun. Tavsiye ayrıdır, hüküm ayrıdır. Mesela kitaplarda yazar, fıkıh kitaplarında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala tam ilmi hala almış. Mesela bazen buyuruyor ki anlatıyor mesela mekruhtur. Ondan sonra sünnettir. İşte yapmak caizdir de denildi. Ha öyle bir zayıf kavil var. Ruhsat yani o. E sen şimdi aynen o hayır demek belki, belki demek evet demek yolundan gidersen, o düz mantıktan gidersen işte denildi diyor. Yani bunu yapmak lazım. Ya lazım değil mi arkadaş ya? Ruhsat var, izin var orada. Kur'an-ı Kerim'de kurban kes emri, var. Emri varken dört farz mezhebin değil. Dördü de farz değil demiş. Hiçbirisi farz dememiş. Demek ki bir şey var yani. Bir şey var. Bizim bilmediğimiz. Bizim anlamadığımız bazı sebepler var, illetler var. Onlar aynı şekilde. Ha illet deyince fıkıh kitaplarında illet bağlantı demektir. Ama şimdi halk arasında illet de hastalık manasında kullanılıyor değil mi? Evet. Ne kadar farklı bir şey. İllet bağlantı demek doğru. Şeyde de söyleyiver. Şimdi geleceğim herhalde falan. Yani şüpheli salla gitsin manası. Ama fıkıh kitaplarında, din kitaplarında herhalde her halükarda muhakkak anlamındadır. Kesinlik ifade eder. Kesin yani. İfade eder yani. Kesin ifade eder. E biz o mana kaydırmışız. Başka türlü kullanıyoruz efendim. Bir dinleyicimiz diyor ki 9 yaşındaki kızım var diyor. Ona Kur'an-ı Kerim okutuyorum. Bazen abdestsiz okusa olur mu diyor. Daha buluğa ermedi. Duvar abdesti diyorlar ya teyemmüm aldırsın öyle durumlarda. Duvar abdesti. Yani çocuk suyla abdest almamış, abdesti yok. Yarım hadi bir teyemmüm yap, Kur'an-ı Kerim okuyacağız desin. Çocuğu şey yapmasın, zora sokmasın. Bir de bu çocuğun resim kabiliyeti varmış. Güzel resimler yapıyormuş. Ama şey öğretmeni demiş ki resim öğretmeni, canlı resmi yapmayın demiş. Uygun değil demiş. Doğru söylemiş. Öğretmeni tebrik ederiz. İnsan ve hayvan resminin dışında. Yani canlı resminden kasıt insan ve hayvan resmi evet. Değil mi? Evet. Onun dışında manzara resmi, ağaç resmi, ay, güneş neyse. Her deniz, şey. Onun dışındaki her şeyi çizebilir. Yapılır, teknik resimler de çizebilir. Tabii onu da çizebilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.